Merhabalar, YouTube'un 7 yararını paylaşmak istiyorum. Neden paylaşmak istiyorum? Çoğu aile çocuğunu YouTube'dan uzak tutuyor ya da YouTuber olmaktan. Halbuki güzel de para var. İlk yararı. Ne kadar güzel para var? Benim e, izlenmelerim ortalama video başına 50 tık. Bu kadar düşük. Ama e, sürekli video paylaştığım için... Aylık gelirim yaklaşık 88 dolar yani 2020 yılına girerken 520 liralar. Süper para. Çocuk bununla kendi ufak tefek geri sinemelerini karşılayabilir ya da herhangi bir YouTuber. Mesela ev hanımı ya da öğrenci, üniversite öğrencisi, lise öğrencisi ufak tefek ihtiyaçlarını bu parayla karşılayabilir. Ayda 50 video başına 50 tık alıp da yani Haftada 3-4 video paylaşmak çok zor değil. Sadece 4-5 dakikanızı ayıracaksınız video çekimine. Edit için de, işlemi için de, YouTube'a yüklemek için de en fazla bir yarım saat. Zaten her gün her çocuk cep telefonu ya da e, bilgisayar başında ya da her yetişkin en az Türkiye'de 1-2 saat harcıyor. Ne yapıyoruz? Video izliyoruz. Tamam, para kazanma güzel bir motivasyon. Madde 2. Teknoloji. Artık çağımız teknoloji çağı. Biz böyle... Tuvalet temizleyerek, e, angarya işler yaparak para kazanmak istemiyoruz ya da yanlış usta, anlamasın ustalarımız duvar örerek yani amelelik yaparak duvar örmek bir sanat ama zor bir sanat yani arkadaş kolay değil. Sürekli eğiliyorsun kalkıyorsun halbuki oturduğun yerden bilişim teknolojilerini kullanarak çok zengin olabilmek mümkün. Mark Zuckerberg gibi hani Facebook'un kurucusu. Peki şunu da belirtmek isterim. WhatsApp biliyorsunuz cep telefonu uygulaması Türkiye'nin en değerli 5 şirketinin toplam değerinden daha değerli. Yani artık e, çağımız teknoloji çağı. Biz de teknolojiden uzak kalmayalım. Yani YouTube'la mı teknolojiyi yakalayacaksın arkadaş diyorsanız. Evet YouTube'la yakalanabilir. Neden? Çünkü e, iyi bir kamera alıyoruz. Bir ses kayıt cihazı alıyoruz. İyi kamera olmasa da olur cep telefonu. Yani sonuçta teknoloji kullanıyoruz ve bir edit programıyla e, görseli düzenliyoruz. Ayrıca bir thumbnail oluşturuyoruz. E, böylece hani reklamcılığa da aşina oluyoruz. İşte video düzenlemeye e, öğreniyoruz. Yani sonuçta bir mesleğimiz oluyor. Meslek diyemesek de en azından bir e, video işleme işine aşina oluyoruz, öğreniyoruz, geliştiriyoruz kendimizi. Üçüncü maddeye geçiyorum. Konuşma. Konuşmamız düzeliyor mı? İşte bu şekilde konuşmuyoruz. Neden? Çünkü kısa zamanda yeterli, doygun bilgi verebilmeliyiz videomuzda. O yüzden de zamanı Ekonomik kullanıyoruz ve bunlar da bize ileride bir şirkete başvurduğumuzda sunum yeteneklerimizi güçlendirecek enstrümanlar ya da bir ekibimiz varsa bir ekip içerisinde takım çalışmasında çalışıyorsak bir firmada kurumsal bir firmada kendimizi daha rahat ifade edebiliyoruz. Neden çünkü karşımızda bir insan yokken sürekli konuşuyoruz sadece kameranın lensinin içine bakarak konuşuyoruz bir monolog oluyor ama kendimizi ifade edebiliyoruz. Düşüncelerimizi toparlayıp bir konuda yoğunlaştırıp hızlı bir şekilde anlatabiliyoruz düşüncelerimizi. Bilmiyorum anlatabildim mi şimdi ben de dağıldım konudan ama hani evet bu yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Ben de bu videoları çektikçe sunum yeteneğimi, konuşma yeteneğimi geliştireceğim. Mimikler. El kol hareketi ben çok yapıyordum. Şimdi biraz azalttım ya da dikkat ediyorum. Saçma sapan hareketler yapmamaya çalışıyorum. E, bu da önemli e, sunum yeteneklerimiz arasında. Sunum becerileri madde 5. Şimdi sunum becerileri bir saattir anlatıyorsun. işte konuşma dedin diyorsunuz. Evet bu da sunumun en önemli parçalarından biri. Mimikler dedim. Evet bu da sunum becerilerine giriyor aslında. Ama sunum becerileri derken bir konuyu anlatıyorum. E, oluşturuyoruz. Giriş, gelişme, sonuç gibi düşünelim. Ve bunu bir sunum haline getiriyoruz videomuzda. Öncesinde tasarlıyoruz. Daha sonra sunuyoruz beğenisine izleyicilerin. Like alırsak mesela videonun bu aşamasında anlıyoruz ki prezentasyonumuz, sunumumuz, satışımız gerçekleşmiş. Bugün bu videoyu like alırsak, izlettirirsek satıyoruz. İleri günlerde belki bir kafe açarız. Ama kafe için projeler tasarlarız ve müşteriye sunarız. Bakarız kafede başarılı olmuş. Yani YouTube'u aslında çocukların bir satışla müşteriyle tanışma platformu olarak düşünebilirsiniz. Burada biz videoyu satıyoruz. YouTube'da bizim vesilemizle sizlere izleyicilere reklam satıyor. Peki neyse konu e, madde 6 iletişim yorum e, demişim ne demek İletişimimizi güçlendiriyoruz nasıl iletişim arkadaş sen monolog yapıyorsun sadece sadece kendin konuşuyorsun diyebilirsiniz videolarımın altına yorum yapabilirsiniz İşte yorum yaptığınız zaman da ben o yorumlara cevap veriyorum direkt iletişim kurmuş oluyoruz bu aşamada da iletişim becerilerimizi güçlendiriyoruz madde 7 Uzmanlaşma Ne demek istiyorum Mesela bir konuda sunum yapacak e, Youtuber Bu konuda Biraz bir bilgi sahibi olması gerekiyor Biraz kendini geliştirmesi gerekiyor araştırma yapması gerekiyor Ben laptopu açıyorum bir konuda Bahsedeceksem bir konuda YouTube'da video çekeceksem O konuda 10 dakikada olsa Bir makale okuyorum bir araştırmalara bakıyorum Belki başka videolara bakıyorum o konuda kendimi geliştiriyorum. O konuda uzmanlaşıyorum. Türkiye'nin sorunu bence uzmanlaşamama. Şimdi böyle direkt Türkiye'nin sorununa nasıl bağlıyorsun diyebilirsiniz YouTube'un faydalarını. Evet bağlayabilirim. Neden? E, çünkü bizim eğitim sistemimizde bütün herkese tarih, coğrafya, matematik, din böyle standart bir müfredat sunuluyor. Nihayetinde çocuk ya da bizler mezun olduğumuzda, her şeyden biraz biliyoruz göya. Halbuki ezberletilmiş bilgiler verilmiş bize. Ama bakarsan hiç para kazanamıyoruz. İş işte öğrenilir diyorlar. Bizim bir herhangi bir işletmeye katabileceğimiz hiçbir bilgi olmadan mezun oluyoruz. Ürete, ...bilme yeteneği olmadan mezun oluyoruz. Hatta doğru düzgün elle tutulur, para kazandırılabilir, dünyaya değer katabilir. Hiçbir doğru düzgün fazla böyle uzmanlaşmış bilgimiz olmadan mezun oluyoruz. YouTube için video oluşturacağımız zaman düşünüyoruz. Arkadaş ben ne de uzmanım, ben ne neyde insanlara bir şeyler sunabilirim ki like alabilirim, para kazanabilirim diyoruz. Bakıyorum, diyorum ki e, ben mesela neydi uzman olabilirim? Fotoğrafçılıkta uzman olabilir miyim? Kendimi geliştirirsem olabilirim. O zaman tavsiyeler de verebilirim. Bir deniyorum, bakıyorum, anlatabiliyorsam, eğer ki birilerine bir şeyler öğretebiliyorsam, ben de konuyu pekiştiriyorum, ben de o konuda uzmanlaşıyorum, araştırıyorum. Mesela bir lens değerlendirmesi, kamera değerlendirmesi yapacaksın. Ben de o konuda uzmanlaşıyorum. E daha sonra gidip bir e, teknoloji markette kamera reyonunda fotoğraf makinesi reyonunda rahatlıkla çalışabilirim değil mi? E, bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Evet e, eğer ki videomu faydalı bulduysanız beğene tıklayın. Görüşmek üzere bay bay. Ayrıca e, YouTuber olmayı bu kadar da kötü bilmeyelim. E, çocuklarımızı YouTuber olmaktan ya da e, kendimizi sakınmayalım. Deneyelim bakalım bize bir şeyler katabilecek mi YouTuber olmak? YouTube bu kadar zararlı bir şey mi teknoloji yoksa faydalı mı? Kendiniz birkaç video çekin. İsterseniz e, kamerayla birebir karşılıklı da olmanıza gerek yok. Böyle bir slide sunumu hazırlayın. Hiç kendiniz olmazsınız o sunum içerisinde. Sadece sesiniz olur ve e, görselleriniz olur. Bakalım insanlar izleyecek mi? Bakalım sizin o konuda uzmanlığınızın dünyaya faydası olacak mı? Belki bir ağaç yetiştirmeyi biliyorsunuzdur. Hangi ağaçların hangi iklimde yetişeceğini, hangi toprakta tutacağını söyleyebilirsiniz. Sizin paylaştığınız bilgi sayesinde insanlar bulundukları coğrafyayı ağaçlandırabilirler doğru ağaçla ve dünyaya oksijen dünyanın oksijen salınımını arttırırsınız. Demek, ki YouTube güzel bir platform. Herkes her bilgiyi video görseliyle hızlıca öğrenebiliyor ve kendisini geliştirebiliyor. Ben YouTube'dan seramik döşemeyi bile öğrendim. Ee, gerçekten faydalı YouTube. Teşekkür ediyorum kurucusuna da ve en önemlisi video üretici arkadaşlara teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.